Bu konunun üstünde biraz durmak istiyoruz, konuşmak istiyoruz. Konuğumuz var, Profesör Ahmet Aydın, Yeditepe Üniversitesi. Hoş geldiniz yayına. Şimdi yasalar değişti, reçeteli satılıyor antibiyotikler. Buna rağmen tablo niye hala böyle? İyi yayınlar Zeynep Hanım. Gerçekten antibiyotik kullanımı son aylarda Sağlık Bakanlığımız çok güzel kamu spotları yayınlıyor. Özellikle antibiyotiklerin mutlaka reçeteyle alınması gerektiği konusunda. Tabii bu çok kısa sürede çözecek bir konu da değil. Normalde yıllardır kullanılan bir antibiyotik kültürü var. Gerekli gereksiz antibiyotik kullanımı. Tabii insanlarımız, özellikle halkımız, hastalarımız gereksiz antibiyotik kullanımı konusunda çok hassas davranması ve hekim mutlaka ihtiyaç duyduğu anda antibiyotiğin kullanılması çok önemli hale geliyor. Peki kısa vadede bunu bitirmek, önlemek ya da düşürmek için ne yapmak gerek? Ne yapmalı? Topyekun bir mücadele gerekiyor Zeynep Hanım. Gerçekten bakanlık üzerine düşeni yapıyor. Halkımız özellikle çok bilinçli olması gerekiyor. Çünkü bizde şöyle bir yaygın kültür var. Hekime gittiğiniz anda eğer hekim reçete yazmaz ise bazen hastalarımız şüpheyle yaklaşıyorlar. Dolayısıyla bunun için ihtiyaç olması lazım ki antibiyotik yazılsın. Çünkü antibiyotiklerin keşfi gerçekten dünyanın çok önemli buluşlarından birisi oldu. Ve bu sayede ortalama yaş ömrü işte 80'li yaşlara çıktı. Ülkemizde, dünyada da çok yüksek. Tabii antibiyotikler ölüm oranlarını ciddi azalttılar. Ancak yanlış kullanımda ve elimizde enfeksiyonlara karşı yeterli ve etkili antibiyotik bulunmaz ise gerçekten insan sorunu düşünmek istemiyor. Şu anda şanslıyız çünkü antibiyotikleri kullanabiliyoruz. Ahmet Aydın, yanlış antibiyotik kullanımı ne yapıyor? Yani sonuçları ne? Biraz anlatın bize. Yani bu antibiyotik direnci ne demek? Yanlış kullanım nelere yol açıyor? Özellikle antibiyotik yanlış kullanımı bir kere antibiyotiğin istenen tedavinin ulaşılamamasını sağlar. Ve gerekli olması lazım. Ve bazı antibiyotikler özellikle alerjik reaksiyonlara yol açıp istenmeyen yan etkilere de yol açabilirler. Bu nedenle mutlaka gerektiğinde kullanılması gerekir. Fakat en kritiği yanlış antibiyotik kullanımının hastaya yaptığı zarardan beraber öncelikle direnç problemi. Özellikle bakteriler çünkü çok fazla antibiyotik kullandığı anda o antibiyotiğe karşı kendi savunma mekanizmalarını, direnç mekanizmasını geliştiriyorlar. Çok akıllı yaratıklar. O nedenle gerektiği zaman kullanılması çok önemli. Peki özellikle çocuklarda buna daha hassasiyet gösterilmesi gerekiyor mu? Yani gelişme çağında olanlarda vesaire? Kesinlikle, çünkü özellikle çocuklar daha çok enfeksiyonları yakalanma ihtimalleri daha kuvvetli ve daha çok antibiyotik kullanma ihtiyacı duyuyorlar. Özellikle o dönemde gerçekten ihtiyaç duyuluyorsa yazılması önemli. Hem çocuklarımızın gereksiz ilaç kullanarak sağlığına zarar olmasın, hem de antibiyotik direncine katkıda bulunmayalım. Peki, çok teşekkürler Profesör Ahmet Aydın. Teşekkürler.